Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir dersimizle sizlerle beraberiz. Değerli öğrencilerim bugün biyografi, otobiyografi, tezkire, özgeçmiş, özgeçmiş yazma gibi konular üzerinde duracağız. Otobiyografi ve biyografi arasındaki farklara değineceğiz. Cumhuriyet döneminde biyografi yazıları üzerinde duracağız. Ve bunlardan kitabımızda da örneği olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın biyografisi üzerinde duracağız. Ve CV nasıl yazılır? Bunun üzerinde de sizlere bilgi vereceğim. Aynı zamanda tezkire yani tarihimizdeki biyografi örneklerinden olan tezkire üzerinde duracağız. Sevgili öğrencilerim, biyografi bildiğiniz üzere yaşam öyküsü adıyla da bilinen bir türümüz. Alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan yazı türüne biz ne diyoruz? Yaşam öyküsü yani biyografi diyoruz. Değerli öğrencilerim, biyografilerde siyaset, bilim, sanat, spor ve benzeri alanlarda tanınmış insanların hayatı anlatılır. Tabii bu anlatılarda bilgi, belge ve tanıklara dayanılarak tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatım yapılması gerekir. Kişinin değeri, benzerlerinden farklı yönleri biyografilerde anlatılan hususlardan bazılarıdır. Gene biyografilerde bazen anılardan da yararlanılır. Açık, sade bir dille yazılan biyografide kronolojik bir sırada izlenebilir ve genellikle kronolojik bir sıraya göre biyografiler yazılır arkadaşlar. Diğer öğretici metinlerde olduğu gibi biyografilerde de anlatıcı kurmaca kişi değil yazarın kendisidir. Çünkü kurmaca kişi olsa buna biz öğretici bir metin diyemeyiz. Öğretici metinlerdeki anlatıcı kimdir? Gerçek kişidir. Yani yazarın kendisidir. Sanatsal metinlerde ise kurmaca kişidir. Onun için biyografilerde de anlatıcı kimdir? Gerçek kişi yani yazarın kendisidir. Şöyle biyografinin tarihine bir baktığımız zaman ise eski Yunan edebiyatında Plutarkos'un Hayatlar, İngiliz edebiyatında William Roper'in Sir Thomas More'un hayatı ve James Boswell'in Samuel Johnson'un hayatı, Avusturya edebiyatında ise Stefan Zweig'in Üç Büyük Usta adlı eserleri dünya edebiyatının tanınmış biyografilerinden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türde ilk eser olarak dünya edebiyatında eski Yunan edebiyatındaki Plutarkos'un Hayatlar adlı eseri ne yapılır arkadaşlar? Kabul edilir. Sevgili öğrencilerim, Tanzimat Edebiyatı dönemine geldiğimiz zaman ise Beşir Fuat'ın Victor Hugo, Namık Kemal'in Evrak-ı Perişan, Recaizade Mahmud Ekrem'in Kudema'dan Birkaç Şair, Muallim Naci'nin Osmanlı Şairleri adlı eseri 1860 sonrası Türk Edebiyatı'nda Tanzimat Edebiyatı döneminin eserleri olarak karşımıza çıkar. Servet Fünun Edebiyatı yani Edebiyatı Cedide döneminde ise Süleyman Nazif'in Mehmet Akif adlı eseri biyografi türünde öne çıkan bir eser olmuştur. Arkadaşlar bu dersimizin konusu olan Cumhuriyet döneminde biyografi eserlerine geldiğimiz zaman İlhan Geçer'in Cahit Sıtkı Tarancı adlı eseri, Mithat Kemal Kuntay'ın Namık Kemal adlı eseri, Ahmet Rasim'in İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi adlı eseri, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Atatürk adlı eseri biyografisi ve Beşir Ayvazoğlu'nun Yahya Kemal adlı biyografisi bu türün örneklerindendir. Gene Cumhuriyet Edebiyatı döneminde yakın dönemde İhsan Işık'ın Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi adlı eseri de bu türün tanınmış örneklerindendir. Şimdi bu eserden Cahit Sıtkı ile ilgili bir biyografi üzerinde duralım. Tabii bu biyografiyi özet halinde ben size sunacağım arkadaşlar. Siz ders kitabımızdan bunun tamamını okursunuz. Evet, İhsan Işık, Cahit Sıtkı ile ilgili ele aldığı biyografik eserinde, yazısında şöyle başlıyor. Şair ve yazar, Diyarbakır, 4 Ekim 1910,
ve ölüm 12 Ekim 1956 Viyana şeklinde parantez içinde doğum ve ölüm tarihlerini yazdıktan sonra asıl adı Hüseyin Cahit Tarancı'dır. Hikayelerinin bir bölümünde Cevat Sadık ve İrfan Kudret imzalarını da kullandı. Eski bakanlardan Feyzi Pirinççioğlu'nun amcasıdır. İlk öğrenimine Diyarbakır'da Numune-i Terakki Hamidi Mektebi İptidaisinde yani ilkokulunda başladı ve Diyarbakır Mektebi Sultanisi ilk kısmını bitirdi. Orta öğrenimi İstanbul'da St. Joseph Lisesi'nde 4 yıl okuduktan sonra sınavla geçtiği Galatasaray Sultanisi'nde yani lisesinde tamamladı. 1931 tarihinde Galatasaray Lisesi'nde ömrü boyunca yakın olacağı, dost olacağı şair ve yazar Ziya Osman Saba ile tanıştı. Mülkiye Mektebi ve Yüksek Ticaret Okulu'ndaki öğrenimini tamamlamadan bıraktı. Yüksek Ticaret Okulu'nda okurken Sümerbank'ta memur olarak çalışmaya başladı şeklinde devam ediyor ve daha sonra 1941-43 yılları arasındaki macerasını, yaşantısını anlatıyor, askerliğini yaptığını anlatıyor ve bir süre İstanbul'da taşınmasıyla babasının yanında ticaretle meşgul olduğunu anlatıyor ilk paragrafta. Dikkat ederseniz biraz önce biyografinin özelliklerini sayarken kronolojik bir sırayla yazarların yazdığını ifade etmiştik genel olarak. Burada da yazarımız doğum tarihinden itibaren başlayarak ne yapmış? İfade etmiş. Daha sonra iş hayatına atılmasıyla ilgili paragrafa geçiyor. 1944 ve sonrasını anlatıyor. 1944'ten itibaren Ankara'da Anadolu Ajansı'nda çalıştığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercüme bürosunda çevirmen olarak çalıştığını ifade ediyor. 1951'de evlendiği Cavidan Hanım'dan 1954'te ayrıldığını ifade ediyor. Aynı yıl kısmi felç nedeniyle konuşma ve hareket yeteneğini yitirdi. Türkiye'de sonuç vermeyen tedavisini sürdürmek için 6 Eylül 1956'da götürüldüğü Viyana'da bir ay kadar yaşayabildi. Cenazesi yurda getirilerek Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi şeklinde doğumundan ölümüne kadar iki paragraf halinde ne yapmış yazarı tanıtmış. Daha sonra değerli arkadaşlar yazarın edebi hayatı, edebi sanatsal kişiliği üzerinde paragraflarda durmuş. İlk şiirlerinin nerede yayınlandığı, daha sonra nasıl üne kavuştuğu, mesela 35 yaş şiirinin 1946 CHP şiir yarışmasında birincilik kazanmasıyla üne kavuştu diyor ve üne kavuşması sürecini anlatıyor ve yaptığı eserleri, verdiği eserleri arkadaşlar anlatıyor. Daha sonra yazarla ilgili İlhan Geçer, Nurullah Ataç ve diğer arkadaşlarıyla ilgili, onunla ilgili arkadaşlarının görüş ve düşüncelerini de eserine alarak bir kanıt, bir delil olarak ne yapıyor? İhsan Işık, Cahit Sıtkı ile ilgili biyografisinde bizlere sunuyor. Ve yazısının son bölümünde, biyografisinin son bölümünde ise yazarın eserleri üzerinde duruyor. Ve hangi türlerde yazmışsa o başlıklar altında eserlerinin ismini anlatıyor, açıklıyor. Mesela hemen baktığımız zaman işte şiir dalında, hikaye dalında, mektup dalında, düz yazı dalında, inceleme dalında ve çeviri dalında ne yapılmış arkadaşlar? Eserleri sıralanmış ve İhsan Işık ekstra bir bilgi de vererek Cahit Sıtkı hakkında yazılan eserleri de hakkında diye bir bölüm ayırarak en sonunda onunla ilgili yapılmış çalışmaları da sıralamış ve böylelikle dört dörtlük mükemmel güzel bir biyografi çalışması yapmış. Evet, bu eser İhsan Işık'ın Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi'nde bulunuyor bu biyografi. Biz de oradan hem kitabınız almış hem biz aldık. Örnek olsun diye arkadaşlar size sunmuş olduk. Siz de bunu ne yapacaksınız? Kitabımızdan okuyarak bilgilenmiş olacaksınız. Ben bir özet halinde konuyu pekiştirmek için bunu aldım arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar isterseniz gelelim otobiyografi türüne. Bu dersimizin asıl temel konusu olan otobiyografi türüne. Arkadaşlar otobiyografi öz yaşam öyküsü adıyla da bilinir. Demek ki yaşam öyküsü dediğimiz zaman biyografiyi anlayacağız.
öz yaşam öyküsü dediğimiz zaman otobiyografiyi anlayacağız. Otobiyografi yazarın kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür. Yani yazar kendi yaşamını kendisi anlatmakta. Bir başka yazar onun hayatını anlatmamakta. Dolayısıyla bundan dolayı öz yaşam öyküsü deniyor. Biyografide ve otobiyografide hayatı ele alınan kişinin başarıları, ilham verici yönleri açık, sade bir dille anlatılır arkadaşlar. Demek ki bu yönüyle iki tür birbirine benzer. İkisinde de ne olacak? Açık, sade bir dille anlatım olacak. Otobiyografide anlatıcı birinci kişiyken biyografide üçüncü kişidir. Bu da ikisinin ayrıldığı noktalardan birisi arkadaşlar. Otobiyografide anlatıcı birinci kişi, yani teklik birinci şahıs, yani ben iken biyografide teklik üçüncü kişi, yani o. Yani otobiyografide yaptığım, gittim, geldim gibi yargılar varken, biyografide yaptı, gitti, aldı, öldü gibi yargılar yer alır arkadaşlar. Dolayısıyla burada çekimler, yüklemlerin çekimleri farklı olacaktır. Birincisinde birinci tekil kişi, diğerinde üçüncü tekil kişidir. Biyografiler bilgi, belge ve tanıklara bağlı olarak nesnel bir dille yazılır arkadaşlar. Evet, biyografiler bilgi, belge ve tanıklara bağlı nesnel bir dille yazılır. Yazarın iç dünyasına dönük kaleme alınan otobiyografiler ise hafızaya ve anılara dayanır. Bu yönüyle arkadaşlar otobiyografiler biyografilere göre daha özneldir. Bu nedenle gene otobiyografi yazarı biyografi yazarı kadar nesnel olmayabilir. Yani öznel yargılar daha fazladır biyografiye göre otobiyografi türünde. Bu da kişinin kendi hayatını kendi ağzından anlatmasından kaynaklanır arkadaşlar. Arkadaşlar, otobiyografinin tarihi sürecine baktığımız zaman Amerikan edebiyatında Paul Auster'ın İç Dünyamdan Notlar ve Isaac Asimov'un Dolu Dolu Yaşadım eserleri ön planda olan eserlerden bazısıdır. Gene Fransız edebiyatında André Gide'in Tohum Ölmezse Dünya Edebiyatı'nın tanınmış otobiyografilerinden bazılarıdır. Türk edebiyatına baktığımız zaman ise Abidin Dino'nun Kısa Hayat Öyküm, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı eseri otobiyografi türünde yazılmıştır. Değerli öğrencilerim, bazı hikaye ve romanlarda biyografi ve otobiyografi türlerinden yararlanılmıştır. Mesela Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı Mustafa İnan adlı eseri biyografik bir eserdir. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı romanı ise otobiyografik bir romandır. Demek ki Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı Mustafa İnan biyografik bir roman eseridir. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı eseri ise otobiyografik özellik taşıyan bir romandır. Değerli öğrencilerim, biyografi ve otobiyografi türleriyle benzerlikleri görülen monografi, özgeçmiş, CV, hal tercümesi ve portre gibi türler de vardır. İsterseniz kısaca bunlar üzerinde de duralım ve sonra özgeçmiş nasıl yazılır bunu sizlerle konuşalım. Arkadaşlar, monografi sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu özel bir bakışla derinlemesine ayrıntılı olarak anlatan yazılardır. Monografiler bir kişi, yer, eser, olay, konu hakkında yazılabilir arkadaşlar. Demek ki sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu özel bir bakış açısıyla derinlemesine ayrıntılı olarak anlatan yazılardır. Bir de özgeçmiş, yani CV kavramı var. CV'de arkadaşlar kişinin hayatındaki önemli evreleri, elde ettiği bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi ağzından anlattığı yazı türüne verilen isimdir. Arkadaşlar, özgeçmiş çoğunlukla bir iş başvurusunda kişinin kendini tanıtmak için başvuru yaptığı kurum ya da kuruluşa verilmek üzere yazılır. Peki bir CV'yi nasıl yazmalıyız arkadaşlar? Özet olarak size anlatacağım. Bunun ayrıntılı anlatımı videosu kanalımızda mevcut. Orada daha ayrıntılı olarak da inceleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, diyelim ki bir kuruluşa CV'nizi vereceksiniz. Yani özgeçmişinizi
yazıp vereceksiniz. Peki bunun yazma aşamaları nelerdir? Nasıl yazacağız? İlk olarak arkadaşlar CV'mizin birinci maddesi olarak kişisel bilgilerimizi yazacağız. Yani isim, doğum tarihi ve yeri, medeni durumumuz yani evli miyiz, bekar mıyız, askerlik durumumuz ve benzeri özelliklerimizi, bilgilerimizi yazacağız. Askerliğimizi yaptık mı, yapmadık mı, tecilli miyiz ve benzeri. İkinci madde olarak CV'mizde İletişim bilgilerimizi yazmamız gerekir. Adresimiz, telefon numaramız, elektronik postamız ve benzeri. Hangi bizi tanıma, ulaşıma anlamındaki iletişim bilgilerimiz nelerse bunların hepsini ikinci madde olarak yazmalıyız. Üçüncü madde olarak CV'mizde öğrenim bilgileri, bunları yazacağız. İşte ilk, orta, lise, üniversite, hangi bölümleri bitirdik, hangi çalışmalar yaptık, bu bilgilerimizi yazacağız. Dördüncü madde olarak CV'mizde iş deneyimimizi yazacağız. Yani daha önce bu müracaat ettiğimiz işle ilgili deneyimlerimiz, tecrübelerimiz var mı? Hangi kurumlarda, kuruluşlarda çalıştık, özel veya resmi? Bunlarla ilgili bilgilerimizi yazacağız. Beşinci maddede ise yeterliliklerimizi, bilgisayar biliyor muyuz? Bilgisayarda hangi programları kullanabiliyoruz? Mesela AutoCAD diye vesaire. Yabancı dil biliyor muyuz? Yabancı dil biliyorsak kaç tane biliyoruz? Hangi düzeyde yabancı dil biliyoruz? Gibi yeterliliklerimizi belirteceğiz. Altıncı madde olarak ilgi alanlarımızı, hangi alanlara ilgi duyduğumuzu belirteceğiz. Ve yedinci maddede eğer varsa, yoksa bu maddeyi atlayabiliriz. Varsa ödüllerimiz, başarılarımız, bunları yazacağız. Ve sekizinci maddede istenirse eğer referanslar, yani bizden isteniyorsa referanslarımızı da vereceğiz. Biz istenmese dahi yazabiliriz sekizinci madde olarak. Yani önceki çalıştığımız yerler bize referans olabilecek. Evet bu adam işinin ehlidir, yapar, tavsiye ederiz gibisinden iş yerinin ulaşabileceği bizden önce çalıştığımız, onlardan önce çalıştığımız yerle ilgili adres ve telefonları, referanslarımızı yani buraya yazarak CV'mizi ortaya koyabiliriz. Kısaca arkadaşlar özgeçmiş yazma aşamaları bunlar. Bunun ayrıntısını bizim kanalımızdaki CV nasıl yazılır, iş başvurularında CV yazma konulu videomuza bakarak ne yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Oradan daha ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Burada CV yazma aşamalarında sizlerle ne yapmış oldum? Paylaşmış oldum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İşte bu özgeçmiş kavramı kişinin öğrenim durumunu, iş tecrübelerini, özelliklerini ne yapmalıdır arkadaşlar? Eksiksiz olarak yansıtmalıdır ve bu yansıtma sonucunda iş başvurumuzun kabulünde bunun da önemli etkisi vardır. Şimdi gelelim arkadaşlar tarihimizde bir de hal tercümesi kavramı var. Hal tercümesi Osmanlı döneminde yazılan daha çok özgeçmiş özelliği gösteren eserlere verilen isimdir. Bir nevi biyografik eserlerdir. Hatta bazı yönüyle otobiyografik eser de diyebiliriz buna. Çünkü o dönemde böyle bir ayrım yoktu. Osmanlı döneminde kişilerin özgeçmişini anlatan eserlere biz hal tercümesi diyoruz. Hatta halk arasında buna tercüme-i hal de denir arkadaşlar. Eğer bunu da duyarsak hal tercümesini anlayacağız. Bir de arkadaşlar günümüzde portre adı verilen bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılar vardır. Bu portre kavramını edebiyat derslerimizde biliyorsunuz tasvir, betimleyici anlatımdan hatırlayacaksınız. Ama ayrıca portre diye bir yazı türü de vardır. Burada bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlama vardır. Kişiyi yalnızca eğer dış görünüşüyle tanıtıyorsa buna fiziki portre diyoruz arkadaşlar. Eğer kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huyunu, karakter özelliklerini tanıtıyorsa, anlatıyorsa bu portreye de biz ruhsal portre diyoruz. Demek ki portreyi ikiye ayırıyoruz. Fiziksel ve ruhsal portre. Arkadaşlar portrelerin çoğunda bu iki türün özellikleri bir arada bulunur. Yani bir paragrafta fiziksel portre veya birkaç paragrafta diğer paragrafta ruhsal portre özellikleri beraberce de ne yapılır? Anlatılır. Genellikle bunu biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Arkadaşlar bir de tarihimizde tezkire adı verilen şair ve yazarların biyografilerinin anlatıldığı bir tür vardır. Şimdi sizinle Bağdatlı Ahdi'nin Gülşen-i Şuara adlı tezkire kitabından Enveri adlı bir sanatçıyı, şairi tanıttığı kısa bir metin üzerinde
duralım, okuyalım. Daha sonra tezkire ile ilgili bilgiler verelim. Bu metni ders kitabınızda da bulacaksınız. Bakalım Bağdatlı Ahdi Enveri'yi nasıl tanıtıyor? Tabii buradaki ifadeler o günkü Türkçe ile yazılan ifadelerdir arkadaşlar. Şöyle bir kısaca duralım. Enveri İstanbullu'dur. Efsafın işit düğümüz şu aradandır. Bargâh-ı Muallâ'nın kumbaracı bölgünden imiş. Haddı zatında ağu kara okumamış. Amidür amma ateş bazlık sanatinde hemen bir çakım kav ve bir pare yanar o demiş. Her bir zamanda bir dürlü renk ile fitil otları peyda itmede mahir ve imdadı himmet ile cari mürekkep düzmege kadir ve şuh tabı nedimü zarif ve yar-ı latif olduğu ecilden kendi has bir halin bir matladan derç itmiş budur yazıldı. Matla zülfünle hatun ilmi vefa bahsin ider hep biri kara cahil birisi cehli mürekkep. Evet, bu şekilde Bağdatlı Ahdi Gülşen'i şu arada Enveri'yi tanıtıyor. Peki şimdi tezkire kavramı üzerinde duralım arkadaşlar. Arkadaşlar tezkire eski dönemlerde önemli kişilerin özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı eserlerinden örnekler verildiği düz yazı türüne tezkire diyoruz. Günümüzde biyografik, antolojik eserlere benzeyen tezkireler bir tür edebiyat tarihi çalışması da sayılabilir. Tezkireler genellikle mukaddime yani giriş, şairlerin ve eserlerinin tanıtıldığı asıl metin ve hatimeden yani bitiş bölümünden oluşur. Demek ki tezkireler 3 bölümden oluşuyor. Giriş, asıl metin ve hatime denen bitiş bölümü. Mukaddimelerde yani girişlerde eserin sunulduğu kişiye övgüler, dönemin şiir anlayışı ve eserin yazılma nedeni hakkında bilgiler verilir. Asıl metin bölümünde ise tanıtılan kişinin sosyal çevresi, edebi kişiliğiyle ilgili bilgiler, sanatı üzerine değerlendirmeler ve eserlerinden örnekler bulunur. Hatime yani son bölümde, bitiş bölümünde ise arkadaşlar eserin bitiş tarihi, yazılış süreci ile ait bilgiler ve dönemin padişahına veya önde gelen devlet adamlarına dualar, eserdeki kusurlar için af isteği yer alır. Çünkü arkadaşlar o dönemde biliyorsunuz eserler yazıldığı zaman dönemin padişahına veya devlet adamına sunulmak için yazılırdı. Hem ona dua edilirdi hem de giriş bölümünde o sunulan kişiye övgülerde bulunurdu. Dolayısıyla bu bölümdeki anlatılanlarda buna da ne yapılır? Dikkat edilir. Arkadaşlar tezkireler çoğunlukla yazarlarının adıyla tanınır ve anılırlar. Tezkirelerde şairler genellikle alfabetik sıraya göre sıralanır. Nesnel bir tutumla, açık ve sade bir dille bilgi vermek amacıyla yazılan biyografilere göre tezkireler, öznel bir tutumla, övgü veya yergi amacıyla kaleme alınır arkadaşlar. Bu yönüyle günümüzdeki biyografilerden ayrılır. Biyografilerde nesnellik hakimken tezkirelerde öznel bir tutum ön plandadır. Ve sevgili arkadaşlar tezkirelerde yazarlar genellikle sanat güçlerini göstermeye çalışarak seci, aliterasyon, tezat ve tenasüplerle süslenmiş sanatlı bir dil kullanmışlardır. Tabi burada kendi sanatçı kişiliklerini ne yapmak istemişler? Ön plana almak istemişler ve bundan dolayı da sanatlı, ağır bir dille eserlerini yazmışlardır. Değerli öğrencilerim, Türk Edebiyatı'ndaki ilk şairler tezkiresi Çağatay şairi Alişir Nevai'nin yazdığı Mecalisün Nefais'tir. Bu Türk Edebiyatı'ndaki ilk tezkire olarak kabul edilir. Yani şairlerin hayatıyla ilgili biyografik eser olarak. Mecalisün Nefais kim yazmış? Alişir Nevai. Bir de Anadolu sahası yani Anadolu coğrafyasında yazılan ilk tezkiremiz vardır. Bu da Sehibe'ye ait Heşt Behiş'tir. Demek ki ilk yazılan örnek Çağatay şairi Alişir Nevai Türk Edebiyatı'nda Mecalisün Nefais. Anadolu coğrafyasında ise ilk tezkireyi Sehibey yazmış. Bunun da adı Heşt Behiş'tir. Yine arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda tanınmış başka tezkireler de var. Bu iki tezkireden sonra yazılan. Örneğin Latifi'nin Tezkiretü Şuara, Ahdi'nin Gülşen'i Şuara, Aşık Çelebi'nin Meşairü Şuara ve Kınalızade Hasan Çelebi'nin
Tezkiretü Şuara adlı eserleri yazılan ünlü tezkirelerden bazılarıdır değerli öğrenciler. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Metin Kürümoğlu hocam kanalımızın katıl butonu üyeliği açıldı. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına katıl butonumuzda sizlere yönelik yeni avantajları, yeni kategorileri belirledik. Katıl butonumuza tıklayarak bu avantajları görebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz ve kanalımıza katılarak destek sunabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız kanalımıza katılabilirsiniz. Değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Hepimizi katıl üyesi olarak kanalımıza bekliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.